Daha önce merakım vardı. Aslında luxury markalara daha çok merakım var ama onları elde edemeyince butik markalara yöneldim. Fuarlarda da gördüm birkaç tane. Daha sonra öyle bir merakım oldu internetten ve çevremden de. Bu markayla tanışmam tamamen rastlantısal. Seyahat ederken yanımdaki kişinin saatini gördüm ve böyle sanki Çinli porseleni gibi diyeyim. Öyle bir dikkat çekici yanı vardı. Kendisiyle muhabbet ettiğimde markanın bir Çin markası olduğunu ve butik bir marka olduğunu öğrendim. Daha sonra araştırmaya başlayarak ben de bu saati almış oldum. Bu ilk modeli de ben almak istiyordum. Lakin o sold out olmuştu, bitmişti. İkinci modeli çıkaracağını öğrendim ve tamamen farklı bir konsept üzerine luxury sport watch dediğimiz. Öyle olunca da çok hoşuma gitti. Özellikle AP ve Patek bir Nautilus alamayacağımı görünce ikisinin karışımı gibi de benim şansım oldu diyeyim. Ya şöyle bir fark var. Özellikle kullandığım malzeme 904L çelik. Yani Rolex de kullanıyor bunu. Diğer yandan Gioche dial var. Bunu adam tek başına öre öre, hatta makinesini de kendisi yapmış. Bunu üretmesi tek bir şeyin 8 saatini alıyor çalışma olarak. Memnun olmadığında kırıp atıyor. Öyle bir kafayı bozan bir ustanın elinden ve tek kişi bu Çin'de. Kadranı ne es geçersem tamamen inceliği de oldu. 9 milimetreye yakın bir inceliği var ve saate özel tamamen Çin'de yapılan bir mekanizma. Farklı bir mekanizma yok. İlk defa yapılmış. 41 saate yakın bir güç rezervi var. Biraz düşük olabilir ama 4 serviste atım da yapıyor. Beni tatmin etti ve saate özel bir özellik olduğu için başka kimse de olmayan unik bir şey olduğu için çok hoşuma gitti. Ve conversation maker dediğimiz olayı da yaptığı için herkes soruyor, ediyor. Benim de hoşuma gidiyor anlatmak. Çevremden olumlu tepkiler çok aldım. İlk olarak hangi Swiss brand olarak aldım? O da bir yandan beni çok mutlu etti. Çünkü hakikaten kalite bakınca yani Japon kalitesi, Swiss kalitesi tam böyle arada ve bunu Çinli yapması bambaşka bir şey. Ya Çin'in de en iyisini aldığımı düşününce çok hoşuma gitti ve böyle konuşunca da insanların bu Çin'e bakış açısını da değiştirdi. Güzel saat ve güzel bir işçilik olunca her yerde güzel saat yapılabilir gibi bir algı da oldu. Herkesin hoşuna gidiyor. Almak için soruyorlar bana da. Benim hedefim tabii ki var. Serdar abi sağ olsun bize görmediğim saatleri, sizler de sağ olun görmediğim saatleri gösteriyorsunuz genelde. Benim hedefim Patek Philippe. Yani hangisi olur falan diye söylemeyeceğim ama tabii Nautilus'u çok seviyorum. Küçüklüğümden beri olması gereken bir saat gibi hissediyorum. Umarım bir gün bir Nautilus'um olur.